Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyi yazlar, iyiyiz çok şükür. Nasıl geçiyor yani, tatil? Pandemi de olsa tatilin kötüsü olmaz diye düşünüyoruz. İyi geçiyor, yani daha yeni geldik, 1,5 gün oldu. Keyfimiz yerinde. İşte kızımızla, yoldaki kızımızla. heyecanlıyız ya, bu yazda yeni bir heyecan bizi bekliyor. Bu arada hayırlı uğurlu olsun, Allah'ın uğurlu olsun diyelim. Abi, sağ olun. Bir isim düşündük mü acaba? İsim, ya ben demin de söyledim, çok kararsız olduğum için nokta koyamıyoruz isme. Birkaç aday var isim için, bakalım. Peki şey derler hani, anne veya babanın adı konulur hani. Ha, yok, o tarz öyle. Bir şey mi yoksa? Öyle daha bir böyle şey. Modern, daha böyle lüks. Kız geliyor bir kere, babanın evet. Taca çıkıyor. Yok, annenin adı da olmayacak. Yok, aileden birinin adı değil. Yani çeşitlilik iyidir, değişiklik iyidir diye düşünüyoruz. Biz değişik bir isim olur diye düşünüyorum yani. Peki tatil daha ne kadar devam edecek? Bir tekne turu veya herhangi bir şey, otel tatili? Yok, şimdi zaten böyle erken vakitte çıkabiliyoruz. Onda da genelde kızımızla oluyoruz. Bugün işte arkadaşım buraya bir dükkan açtı, onu bir ziyarete geldik. Çok üniversiteden arkadaşım. O yüzden onlarla da özlem gideriyoruz burada. Sonuçta açık havada biraz daha rahatız. Onun dışında evdeyiz genelde. Evimizdeyiz. Orada Narin'le beraber maceralara yelken açıyoruz. Peki babalık ve annelik nasıl bir duygu? Annelikten alalım. Ya, güzel tabii ki, yani tarifi olmayan bir duygu bence. İşte şimdi bir ikinci yaşayacağız. Evet. Bakalım o nasıl olacak. Peki zorluyor musun? Yok. Hakkını yemeyeyim. Yok, ya, adı gibi Narin benim kızım. Çok kibar, çok yani sanki ne yapması gerektiğini çalışıp öyle gelmiş gibi. Çok mesela keyifli vakit geçiriyoruz. Dilini ısır, nazar değdirmeyelim çocuğa. Evet, ısırdım. zorlamıyor, keyifliyiz. Ben müthiş duygular yaşıyorum. Her anımız duyguseli. O yüzden keyfimiz yerinde. Peki Ezra Hanım'ın da bir hamilelik süreci var galiba. Evet. Doğurdu. Doğurdu. Bir de yeğen oldu. Evet. O da Nova'mız da geldi. O da sağlıklı çok şükür. Onun da keyfi yerinde. Böyle bakıyor. Tabii hani onu güldüreceğim diye böyle çeşitli saçma sapan hareketler yapar ya büyükler. Onları yapıyoruz. Böyle durup durup gülüyor. Yüzümüze gülümsüyor. Onu güldürünce de biz dünyalar bizim oluyor. En enteresan Narin'e geliyor tabii. Böyle ona uzaylı gibi bakıyor. Gözünü falan kırpınca şaşırıyor çünkü Narin'in bebekleri göz kırpmıyor oyuncak olduğu için. Hayretler içerisinde Narin inceliyor Nova'yı. Bakalım kardeşi gelince ne yapacak? Peki birbirlerini kıskanma durumları var mı? Kimle hani, kimi? Ezo'nunkiyle yok. Daha öyle bir şey olamadı daha, zaten. Yani daha yani. Aynı siklette değiller. biri yatıyor, uyuyor, uyanıyor. Mama yiyor, o kadar yani. O yüzden öyle yani aynı şeyleri paylaşır durumda değiller. O yüzden şu anda rahatız. Peki program nasıl gidiyor? İyi gitti. Çok güzel bir sezon finali yaptık ama yayınlar devam ediyor. Yani keyifli gitti. Bu sene her zamankinden daha değişik oldu. Bir misyon üstlendi Güldür Güldür. Yani insanların morale ihtiyacı var. İnsanların gülmeye ihtiyacı var. Yani her açıdan keyifsiz zamanlar yaşıyoruz. O yüzden de daha iddialı, daha çok çalışarak, daha iyi programlar yaparak insanların karşısına çıkmak amacımız. O yüzden de burada şimdi enerji depoluyoruz. Peki, bazı skeçler tepki alıyor. Siz de biliyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Örneğin bir veteriner skeci vardı. Evet. Bir tepki aldı. Ya tabii ki bir kesiminden. Herkesi memnun etmek, herkesi mutlu etmek çok zor. Evet. Bir de herkes... Tabii herkes çok hassas bu dönemde, herkesi anlayabiliyorum ama bu hassasiyet böyle devam ederse biz nasıl komedi yapacağız, nasıl mizah yapacağız bu ülkede? O yüzden biraz hoşgörüye sığınmak istiyoruz. Skeç'te de biz daha çok bilinen bir, yani böyle halk dilinde konuşulan bir cahilliğe aslında eleştiriyoruz orada ama bir kısmını alınca siz de iyi bilirsiniz, montaj diye bir şey var. Evet. Bir kısmını alınca can sıkıcı olabiliyor.
bizim orada dediğimiz yani az not alınca veteriner yapıyorlar gibi bir laf var. Karısı da diyor ki ne kadar yanlış bilgiler veriyorsun diyor. Çünkü bunu düşünenler olmuştur bence. Veteriner hekimlerimiz de bu düşünceye karşı hassastır. Orada da onu duyunca alınmış olabilirler. Yanlışlar da yapabiliriz. Onlar için özürler de dileriz tabii ki. Her yanlışımızdan döneriz ama bu o skecin özelinde böyle bir aslında bunu böyle bilenlere bir eleştiri vardı. O yüzden skecin başını sonunu çok dikkatli seyretmek gerekiyor. Ya yanlışımız olursa da yapıcı bir dille eleştirilirse biz de özürümüzü dileriz tabii. Peki bildiğiniz üzere pandemi dönemindeyiz. Evet. Siz de geçtiğimiz aylarda bu virüsü atlatan kişilerden bir insanlarsınız. Aşı yaptırdınız mı? Pandemi dönemi sizin için nasıl geçti? Şöyle biz atlattığımız için doğal aşılanmış sayılıyoruz. Evet. Biz aşı yapamıyoruz şimdi. Bir 6 ay galiba üstünden geçmesi lazım. Ama eşim aşı oldu. Ben aşılandım. İlk aşısını oldu. Biz de aşı olmayı destekliyoruz. Bir an önce herkes aşılansın ki bu kadar rahat birbirimize bulaştırmayalım. Peki pandemi dönemini nasıl geçirdiniz? Siz zaten sürekli sekteydiniz de size sormak istiyorum. Nasıl geçti sizin için çocuklarla? Sekte olmayınca da evdeydik canım. Beraberdik yani. Ya bu evet. Kadar set sürelerini de azalttık. Ya genelde zaten hepimiz evdeydik. Çocuğumuzla, kendi ailemiz, çekirdek aile evde vakit geçirdik işte herkes gibi aslında. İşte bir hastalık dönemimiz oldu. Onu da geçirdik çok şükür. İşte şimdi de ikinci bebeği bekliyoruz. Yaz modundayız. Aynen öyle. Aşılandık, mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin size de. Çok önemli.